Erzurum eğitim alanında önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılı teknoloji ve eğitim bölgesel çalıştayı düzenleniyor. Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'ndeki çalıştay saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, çalıştay tanıtım videosu ve içerikle ilgili sunum yapılmasıyla başladı. Öğretmenler olarak teknolojiyi eğitimimizin merkezine yerleştirmenin önemini çok iyi anlıyoruz. Çalıştay konuşmalarla devam etti. Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Türkiye'nin 100 yılda çok büyük kazanımlar elde ettiğine dikkat çekti. Eğitimde elde ettiğimiz başarılar sadece okullarımızın fiziki imkanları ya da öğretmen sayılarımızla ölçülemez. Sahip olduğumuz nüfus ve öğrenci itibariyle dünyanın çoğu ülkesinden daha büyük bir eğitim-öğretim çağındaki öğrencilerimizle beraber gerçekten eğitimde çok büyük başarılar, çok büyük kıymetler elde ettik. Geride bıraktığımız 100 yılda elde ettiğimiz başarıları Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında, Türkiye yüzyılında daha da taşlandırarak geleceğe taşımak mecburiyetindeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Başkanlığı Kurulu Üyesi Fatih Kıratlı da teknolojinin eğitimdeki öneminden bahsetti. Teknoloji eğitimdeki dönüşümün itici gücü. Bunu hepimiz biliyoruz ve yaşadığımız süreçte de bunu çok iyi gözlemledik. Öğrencilerimizi daha etkili bir şekilde eğitmek ve geleceğe hazırlamak için teknolojiye olan gereksinim hiç olmadığı kadar büyüktür. Çalıştay'da konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Türkiye'nin eğitim alanında Avrupa'dan önde olduğunu belirtti. İşte ben Avrupa'yı daha önce hiç görmemiştim. Gözümde Avrupa hep anlatılan çok büyük bir yer diye hayalimde gitmiştim ama oraya gittiğim zaman şunu gördüm. Biz gerçekten çok büyük bir ülkeyiz. Eğitimde çok ileri bir noktadayız. Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açılış konuşması video gösterimi yapıldı. Eğitim ortamlarında teknolojiyi kullanmanın öğrencilerin öğrenme süreçlerine nasıl katkı sağlayabileceğini tartışmak için Çalıştay'da günümüz eğitim sistemi, öğretim yöntemleri, teknoloji kullanımı, eğitim yöneticisi, öğretmen ve öğrenci performansı gibi konular tartışılacak. Akademisyenler ve öğretmenlerin katılacağı Çalıştay 2 gün sürecek. Samsun ve Erzurum olmak üzere.